Arkadaşlar, ben Koççuk Onlar Rahman Usta. Bugün sizlere Apache JXF ve Spring Security desteğini içine alan bir örnek projeyle ve bu projenin ardındaki teknolojilerden bahsetmek istiyorum. Apache JXF nedir? Apache JXF, JAX-VS ve JAX-RS gibi web servislerini yönetmek adına oluşturulmuş bir projedir. Adından anlaşıldığı gibi Apache Vakfı'nın bünyesinde olan bir üründür. Java Specification Request desteğini dersek, daha önce belirttiğimiz gibi JAX-VS ve JAX-RS'yi tanımlayan GCR311 ve GCR224 numaralı GCR destekleri mevcut. Ardından GCR181 ve GCR67 desteği de bulunmakta. Spring Security nedir? Spring Security, Spring Source bünyesine geliştirilen authentication, yani kimlik doğrulama ve access control, yani erişim kontrolü işlemlerini gerçekleştirmeyi amaçlayan, uygulamalarınızın güvenlik konusundaki ihtiyaçlarını sağlayan güçlü ve esnek bir üründür. Authentication kavramı nedir? Authentication, yani kimlik doğrulama, güvenlik birimine sunduğunuz kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sistem tarafından tanınması ya da red edilmesi olayıdır. Authorization kavramı nedir dersek, genelde authorization ile authentication birbirine karıştırılabilir. Authorization, yetki, otorite, sistem tarafından tanınan kullanıcıların sistem kaynakları üzerindeki erişim haklarının boyutunu, yani bir kaynağa erişebilir ya da erişemez olduğunu belirtir. Burada da kaynaktan kasıt bir sınıf yordamı olabilir. Yani bir web servisin bir yordamı olabilir. Sistem kaynakları üzerindeki erişim rolü, yani principal, sistem tarafından tanınan kullanıcının erişim haklarını tanımlar. Örneğin admin, user ve anonymous. Authorization ve authentication kavramını şöyle ayırabiliriz. Kullanıcı ve şifre bilgisiyle giriş yaptığımızda sistem bizi tanındıysa authenticate olmuş oluruz. Authenticate olduğumuz sistem üzerinde sistem kaynaklarını tüketmek istediğimizde bir authorization kavramı gerekli. Yani bizim rolümüz nedir? Bizim sistem kaynaklarına erişirken rolümüz nedir? Yani her authenticate olan user tüm sistem kaynaklarına erişecek diye bir kaide yok. Apache JXF ve Spring Security bileşimi. Ben bir uygulama üzerinde Apache JXF ve Spring Security bileşimini göstermek istiyorum. Herhangi bir web uygulamasında olduğu gibi web servislerine de güvenlik konusu çok fazla önem arz etmekte. Bu uygulamalar de facto bir standart olan Spring Security'den faydalanmak geliştiriciye birçok avantaj sağlamaktadır. Daha önceden web servislerle alakalı 1-2 video hazırlamıştım. O videolarda güvenlikle alakalı özellikler bulunmamaktaydı. Bu örnekte o eksiklikleri gidermeyi düşünüyorum. İsterseniz örnek uygulamaya geçelim. Her zamanki olduğu gibi projemiz yine bir Maven projesi. Burada projemizin ihtiyaç duyduğu kütüphaneler var. Spring'e ait kütüphaneler, Spring Security'ye ait, AspectJ'ye ait kütüphaneler, Eclipse Jet kütüphanesi, ardından RESTful Web Servislerinin GCR311 numaralı kütüphanesi, tabii ki Apache JXF kütüphaneleri, ardından Commons HTTP Client kütüphanesi var. Bu kütüphane ile Web Service Endpoint'ine HTTP istekleri göndereceğiz. İsterseniz Web XML konfigürasyonuna bakalım. Burada Apache JXF'nin kendi servlet implementasyonu mevcut. Bu wildcard ile tüm HTTP istekleri bu servlet klasına gönderilecek. Burada context config location context param içerisinde tanımlı bin XML bu listener klası aracılığıyla Spring'in listener context loader listener klası aracılığıyla context'e yüklenecek. Buradaki filter mapping ise Spring Security'ye ait HTTP serveti, yani JXF servete gelen tüm isteklerin
önüne bu istekleri yönetebileceği, modifiye edebileceği, bloklayacağı bir sürü filter klasları ekliyor. Burada adından da anlaşıldığı üzere Spring Security Filter Chain. Chain İngilizce'de zincir demek. Yani peşi sıra sıralanmış filtreleri birbirine ekliyor ve güvenlik ile alakalı işlemleri bizim için yönetiyor. Hemen Web Service Endpoint'ine bakalım. Burada gördüğünüz gibi bir müşteri servisi endpoint var. Burada pet olarak müşteri servisi verilmiş. Bu bakılırsa, dikkat edilecek olursa bir interface, yani arayüz. Burada gövdesiz yordamlar mevcut. Get müşteri, update müşteri, add müşteri ve delete müşteri. Buradaki get, put, post ve delete HTTP isteğinin metodunu belirtiyor. Get alma, put güncelleme, post ekleme, delete de silme işlemini icra ediyor. Burada get, update ve delete operasyonlarında parametre olarak buralardaki ID tanımlamasıyla pet param notasyonu ile birlikte buradaki referanslara enjekte ediliyor. Burada dikkat edilecek olursa bunun bir Spring Bean olduğunu görüyoruz. Buraya tekrardan değineceğiz. Hemen bu interface sınıfına baktığımızda bunun implementörü, yani uygulayıcısını görüyoruz. Bu bir arayüz olduğu için gövdesiz yordam, gövdeli yordam bulundurmuyor demiştik. Bunun peki gövdesi nerede? Yani iş icra eden yordamları nerede? Buradaki implementörü, yani müşteri servisini uygulayan müşteri servis implementörü de. Burada gördüğünüz gibi get müşteri, update müşteri, add müşteri ve delete müşteri yukarıdan, yani müşteri servisinden erişilmiş. Burada bakacak olursak, burada aslında bu get, pet gibi notasyonların buraya miras usulüyle alındığını görüyoruz. Ve ardından bu aslında bir web servisin iş icra eden sınıfı. Buradaki sınıfı biz Spring dahiline ekledik. Müşteri servis implementasyon. Tüm paket adı ve sınıf adı ile birlikte. Buradaki müşteri servisi ise JAX-RS endpointini belirten Apache JXF konfigürasyonuna burada referans olarak geçirilmiş. Buradaki müşteri servisi gördüğünüz üzere ikisinin değeri de aynı. Bu müşteri servis implementasyon klasını referans alıyor. Burada global metot security diye bir konfigürasyon var. Burada da gördüğünüz gibi aspect oriented programming kullanılmış ve Spring Expression Language ile buradaki metotlara gelen istekler burada kesilmiş. Kesilmiş ve erişim rolleri tanımlanmış. Buradaki metoda, yani get müşteriye erişebilecekler müşteri rolündeki ve admin rolündeki kişiler imiş. Burada gördüğünüz yıldız return type'ı belirtir. Bu get müşteri metodunun gördüğünüz gibi return type yıldız demiş. Yani hepsi. Buradaki yıldız ise parametrenin tüm türlerde olabileceğini belirtiyor. Peki bu rol müşteri ve rol admin nerede tanımlı? Hemen en aşağı indiğimizde authentication provider ile bu rollerin tanımlandığını, otoritelerin tanımlandığını belirtiyoruz. Burada 2 adet user mevcut, kullanıcı mevcut. Hüseyin Akdoğan ve Altu Altıntaş. Hüseyin Akdoğan müşteri rolüne sahipken Altu Altıntaş hem müşteri hem de admin, rol admin otoritesine sahip. Burada ufak bir tanımlama var. HTTP autoconfig true. Bu çok önemli bir fonksiyon. Burada demiştik ki bu filter chain içerisinde birbiri ardına peşi sıra sıralanmış filter sınıfları var. Spring Security ile birlikte yaklaşık 25 adet filter class var. Birbiri ardına eklenmiş. Bunlar ile güvenlikle ilgili işlemler icra ediliyor. Bu filter config auto true ise minimum halde ihtiyaç duyulan özellikleri barındırıyor.
Bunun dahilinde 10 adet filter class birbirine eklenmiş olarak bize hizmet sunuyor. Burayı bitirdiğimize göre müşteri servis implementasyonuna biraz daha derinlemesine dalabiliriz. Burada görüldüğü üzere HashMap türünde müşteriler referansı mevcut. Key olarak long türünde bir referans alırken value olarak da müşteri sınıfından bir nesne almış. Yani buradaki ID'yi, buradaki de müşteri sınıfını temsil ediyor. Hemen müşteri sınıfına bakalım. Müşteri sınıfı basit bir POJO. Kendi içerisinde long türünde bir ID değişkeni, string türünde bir ad değişkeni mevcut. Ve bu değişkenlere ait getter ve setter metotları var. Burada bir anotasyon dikkatimizi çekiyor. XML root element. Bu tanımlamayla birlikte müşteri sınıfı istendiği takdirde XML dosyalarına çevrilebiliyor. Hemen geri dönüş yapalım. Burada bu sınıf ilk başladığında, nesne oluşturulduğunda init metoduna yönlendiriliyor. Burada 3 adet müşteri sınıfı bizim HashMap'imize ekleniyor. Görüldüğü üzere long türünde olan kısma müşterinin ID'si ve müşteri olan kısma ise müşteri referansı getirilmiş. Burada başlangıç ID'si 1, 2, 3 olarak Ali ekleniyor. Ardından 1 artırılarak yani 124 ID'li Veli ve 125 numaralı Selami ekleniyor. Burada get metoduna bakacak olursak get metodu çağrıldı. Müşteri ID'sini getirmesi gerekiyor burada. Ve bu long türünde parse long çalıştırılarak bu string'i long türüne parse ediyor. Ve müşteriler HashMap'inden get metodu ile bu ID'ye ait müşteri çağrılıyor. Ve müşteri return ile client'a gönderiliyor. Aynı şekilde update'e bakacak olursak bu bir ID parametresi istiyor. Hemen burada servise bakalım. Bir ID parametresi long türünde ve müşteri sınıfını istiyor. Burada eğer müşteriler yani bu ID'ye ait müşteri bulunmuyorsa yani nullsa ve gelen ID ile müşterinin ID'si birbirine uyuşmuyorsa bir web application exception oluşturuluyor. Eğer bu şart oluşmuyorsa response r diye bir referans tanımlanmış ve m null değilse yani bir nesne var ise müşterilere müşterinin gönderdiği ID ve müşteri sınıfı ile birlikte kaydediliyor. Burada response OK demiş. Burada yaptığı iş client'a 200 OK göndermesi. Yani müşteri sınıfıyla birlikte yani bir müşteri nesnesiyle birlikte bir yanıt gönderiliyor ve bu yanıt OK yani tamam. Eğer değilse herhangi bir update işlemi gerçekleşmemişse not modified status kodu gönderiliyor. Add müşteriye bakacak olursak buraya bir müşteri nesnesi getirilmesi gerekiyor. Hemen varsayılan ID 1 arttırılıyor ve müşteriler HashMap'ine bu müşteri sınıfının ID'si ile birlikte müşteri nesnesi ekleniyor. Ve işlem başarılı gerçekleştiği için burada response OK kodu gönderiliyor. Delete müşteride ise silinmesi istenen müşterinin ID'si isteniyor. Bu ID ile birlikte burada HashMap'in remove metoduyla silinen nesne döndürülüyor. Burada eğer müşteri nesnesi null değilse client'a OK yanıtı döndürülüyor. Eğer değilse içeriği ben silmedim yani not modified modifiye etmedim diye bir status kodu buradan client'a gönderiliyor. Hemen sunucumuza bakalım. Bu sunucuda ise 9003 portundan bir servlet çalışıyor. Jetty server çalışıyor. Burada ise target'ın altındaki bu var arşiv dosyası çalıştırılıyor. Hemen bakalım target'ın altında. Burada gördüğünüz gibi daha önceden install ettiğimiz var dosyası mevcut. Hemen istemcimize bakalım. İstemcimizde ise bir istemci oluşturuluyor. Müşteri bilgisi isteniyor. Müşteri ekleme
isteği gönderiliyor. Update müşteri ve delete müşteri istekleri gönderiliyor. Burada kullanıcı adı ve şifre ve ID değişkenleri gönderiliyor. Örneğin hemen uygulamamızı çalıştıralım. Şu anda sunucumuz başladı ve şu anda kullanım hazır. Burada dikkat edilecek husus, burada dediğim üzere HTTP autoconfig içerisinde bu filter chain içerisinde 10 adet filter klası bizim için hizmet sunuyor. Bunların hangisi dersek gördüğünüz gibi en son ID'si 10 olduğunu görüyoruz. Bu da filter chain başlıyor örneğin. Buradaki sınıfları görebiliyoruz. Logout filter örneğin, authentication processing filter, default login page generator filter, basic processing filter gibi filter klaslarını bizim için Spring Security sağlıyor. Hemen client'ımızı da çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada istekleri gerçekleştirdi. Örneğin burada kullanıcı adı altı ve şifre altı ile bir get metodu çağırmış. Yani getirme metodu. Hemen bakalım burada 401 numaralı hata kodu gönderilmiş. Burada kimlik denetimi doğrulanmadı diyor. Neden bu hatayı veriyor? Hemen Binning Exam'e baktığımızda kullanıcı adı altı ve şifresi altıntaş. Biz ise burada altı altı girmişiz. Kimlik denetimi doğrulanmadı diyor. Buna derinlemesine bakacak olursak get'e bakalım. Burada bir get metot oluşturuluyor ve müşteri servisine, yani buradaki tanımlı müşteri servisine, ardından müşteri petine bir ID gönderiliyor. ID ise burada tanımlı 1, 2, 3. Ardından set metot here'dir ise bu get referansı ve kullanıcı adı ve şifre gönderiliyor. Set method header'da ise HTTP header'ın içeriği oluşturuluyor. Burada ne yapılıyor? Örneğin client'ın kabul ettiği tip belirtiliyor. Application XML ve authorization için, yani basic authentication için tanımlama getiriliyor. Buradaki base64 encode buradaki metodu çağırıyor. Şifre, kullanıcı adı ve şifre burada şifreleniyor. Aslında bu hem şifreleme amaçlı hem güvenlik amaçlı hem de ASCII kodlarını kullanan, sadece ASCII kodlarını kullanan sistemlerde, örneğin Ş gibi veya Çince gibi karakterlerin Base64 ile ASCII kodlarına dönüştürülmesi sağlanıyor. Burada bir if yapılanması var. Burada ne demiş arkadaşlar? Gelen metot türü post metodun türündeyse veya put metodun türündeyse, yani ekleme ve güncelleştirme ise content type'a application XML'i yapıştır diyor. Bu ne demek? Biz eğer post metodu, yani ekleme ve güncelleme yaptığımızda bu sunucuya bir müşteri nesnesi göndereceğiz. Ve bu XML türünde olacağı için buraya content type'ını belirtmemiz gerekiyor. Tabii ki get ve delete de buna gerek yok. Hemen buraya geri dönelim. Ardından ikinci aşamaya geçelim. Burada 6 altın taş demişiz. Ve response status 200 gün demiş. Yani 200 demek okey demek. İşlem başarıyla gerçekleşti demek. Ve buradan bize bir XML nesnesi döndürülmüş. Nerede, hemen get müşteriye bakalım. Gördüğünüz gibi bir müşteri nesnesi gönderiliyor. Bu bir sınıf, Java sınıfı. Ama bizim için bu Apache JX ve bunu XML formatına döndürüyor. Çünkü biz XML olarak istemiştik. Nerede istemiştik? Burada ESIP, yani ben XML kabul ediyorum dediğimiz için bize XML gönderildi. Eğer JSON deseydik bize JSON döndürülecekti. Devamında gelelim. Hüseyin Akdoğan. Bakalım Hüseyin Akdoğan da başarıyla
müşteri nesnesini almış. Altuğ Altıntaş Ali müşterisini, Hüseyin Akdoğan ise Veli müşterisini getirmiş. Burada roller var demiştik. Hemen bakalım. Bakın arkadaşlar, get müşteriye müşteri rolünde ve admin rolündekiler erişebiliyor. Kullanıcı ekliği sadece admin rolündeki kişiler yapabiliyor. Yine keza update müşteri öyle ve delete de yine rol admin tarafından işlem gerçekleştirilebiliyor. Hemen devamında HTTP post metoduna gelelim. Burada Altuğ Altıntaş kullanıcıyı eklemiş. Niyazi kullanıcısını eklemiş. Hemen bakalım bu Niyazi kullanıcısı nerede? Resource altında burada Niyazi kullanıcısı XML olarak tanımlanmış. Burada add müşteriye bakalım. Burada görüldüğü üzere müşteri servisi slash müşteri. Burada post metodu olduğuna dikkat edelim. Post metodu ile birlikte yine kullanıcıda şifre set method headers'a ekleniyor. Ardından add müşteri XML'i getiriliyor ve set request end diye ekleniyor ve handle HTTP metot çağrılıyor. Burada yine get metodunda da burası çağrılıyordu. Buradaki istek HTTP metodu işletiliyor ve bize bir status kodu döndürülüyor. Status kodu okey ise sistem out println'e get response body string, yani buranın status kodunun belirttiği string ifadeyi basıyor. Eğer erişim sağlanamıyorsa authorization failure, yani kaynağa erişim yetkiniz yok diyor. Unauthorized ise kimlik denetimi doğrulanmadı diyor. En sonunda da HTTP kaynaklarını boşa çıkarıyor. Add müşteri de böyle, update de yine benzer şekilde update müşteri XML tanımlanıyor ve update edilecek kullanıcının IDS'i gönderiliyor. İşlem gerçekleştiriliyor ve bize bir status kodu döndürülüyor. Tabi burada bakacak olursak post metodunda Altuğ Altıntaş ekleme etkisi var iken Hüseyin Akdoğan'ın kaynağa erişim yetkiniz yok dediğini görüyoruz. Burada kaynağa erişim yetkisin yok ne demek? Kullanıcının authenticate olduğunu fakat bu kaynağa erişim olmadığını anlıyoruz. Put metodunda ise Altuğ Altıntaş gördüğünüz gibi status kodu 200 gelmiş. Başarıyla Mehmet 123 ID'sine güncellenmiş. Yine Hüseyin Akdoğan kaynağa erişimi maalesef yok imiş. Delete metoduna gelelim. Burada ilk önce kullanıcı Hüseyin Akdoğan'la birlikte 1-2-3 aydır müşteri var mı diye soruyoruz. Hemen get metoduyla bir müşterinin var olduğunu görüyoruz. Ardından bir status kodu dönüyor bize. 403. 403 numaralı status kod ne demek? Hemen şuradan kopya çekelim. 403 forbidden. Yani kaynağa erişim yok. Ardından 1-2-3 adet müşteri gerçekten silinmiş mi? Silinememişti. O yüzden bize 200 okey dönmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi müşteri buraya geldi. Hemen Altuğ Altıntaş'a bakalım. 1-2-3 adet müşteri var mı? Var. Siliniyor demişiz. 200 okey dönmüş. Tamam, yani kullanıcı silindi. Gerçekten de silinmiş mi diye kontrol ediyoruz. Bize 204 dönüyor. Hemen bakıyoruz. 204 numaralı kod ne demek? Bunun no content, yani içerik olmadığını anlıyoruz. Yani silecek içerik yok. Burada biz XML JSON olarak değiştirmiştik. Bunu görelim. Bir de burada Security Exception Mapper var. Buna değinelim. Burada bin XML içerisinde JAX DS Provider olarak bu Security Exception Mapper eklediğimizde Security Exception Mapper Exception Mapper interfaceinden Access Denied Exception'ı yakaladığında bize istediğimiz response kodu göndermemizi sağlıyor. Örneğin burada kaynağa erişim yetkiniz yok dediğimiz hataları, yani istisnaları burada biz değiştirebiliriz. Forbidden 403'e tekabül ediyor. Bunu mesela ne yapabiliriz? Hemen buradan tekrardan kopya çekelim.
Mesela conflict yapalım. 409. Conflict. Hemen buradan conflict seçiyoruz. Pardon. Buradan bize 409 gönderecek. Hemen Maven projesini clean edelim. Tabii bunu kapatmadığımız için clean edemedi. Clean edelim. Ettiğimizde bu target dizindeki var dosyasının gittiğini görüyoruz. Tekrar install ettiğimizde projeyi derleyecek, paketleri oluşturacak. Değişiklikler uygulanmış olacak. Gördüğünüz gibi. Hemen sunucumuzu tekrardan çalıştıralım. Sunucumuz hazır. Client'ımızı çalıştıralım tekrardan. Gördüğünüz üzere 403 numaralı hata kodları 409 ile değiştirildi. Yani bu Security Exception Mapper'ı bu amaçla kullanabilirsiniz. Tabi olması da olur. İhtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Ardından biz XML olan türü şurada Asset Type'ı XML olarak tanımlamıştık. Bunu JSON ile değiştirmiştik. Bu da gördüğünüz gibi dönen nesnelerin XML değil de JSON formatında olduğunu görüyoruz. Uygulamamız bu kadar. Eğer herhangi bir sorunuz olması dahilinde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler.